Dostlar selamlar, ben Doğu Tepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle GPS modülünü nasıl kullanabiliriz, Arduino ve diğer geliştirme kartlarıyla nasıl haberleştirebiliriz, GPS modülünden konum, hız, irtifa, bağlandığı uydu sayısı, tarih, saat bilgisi, aldığımız bilgilerin doğruluk yüzdesini nasıl hesaplayabiliriz, bunlardan bahsedeceğim ve kullanımını göstereceğim. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle kullanacağımız GPS modülünü almakla işe başlıyorum. Piyasada sıklıkla kullanılan ve en kolay bir şekilde bulabileceğiniz GPS modülü olan Neo 6M GPS modülünü kullanacağız. Hem kullanımı basit hem de fiyatı oldukça uygun arkadaşlar. Bu yüzden bu projede bu GPS modülünü kullanacağız. GPS modülü elinize ulaştığında arkadaşlar şöyle seramik bir antenle beraber geliyor. Eğer bu anteni kullanmak istemezseniz daha uzun, daha esnek, daha sağlıklı veriler alabileceğiniz başka bir antenle de değiştirebilirsiniz. Modülün kendisine bakacak olursak üzerinde şurada bir adet pil dikkat çekiyor. Bu pil modülün enerjisi kesilse bile yaklaşık 2 hafta kadar daha uydulardan bilgi almasını sağlıyor. Ve bu aldığı bilgileri de buradaki EEPROM'a kaydediyor arkadaşlar. Ve bu sayede ikinci bir sefer modül enerjilendiğinde hızlı bir şekilde okuma yapabiliyorsunuz. Neden hızlı bir şekilde diyorum? Çünkü bu modülü ilk enerji verdiğinizde direkt okuma yapamıyorsunuz. Bu modül önce bir uydu arıyor. Uyduyla bağlantı kuruyor. Ve bağlantı kurduktan sonra size bilgiyi veriyor arkadaşlar. Bu sürede yaklaşık birkaç dakika sürüyor. Eğer modülünüz kapalı bir ortamdaysa bu süre daha da uzayabilir. Veya hiç bağlanamayabilir. Çünkü bu modülün uyduyla bağlantı kurabilmesi için olabildiğince açık havada veya cam kenarında falan olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela ben bu modülü bu masamın çekmecesine koysam ve enerji versem %99 oranla bağlanamayacaktır. Burada bir adet LED'imiz var. Bu LED'de konum sabitlemesi aldığında, yani bu modülümüz uydularla haberleşmeye başladığında buradaki LED'imiz 1 saniye aralıklarla yanıp sönmeye başlıyor. Ve buradaki LED'in yanıp sönmesinden de sağlıklı bir şekilde uyduyla bağlantı kurduğumuzu anlayabiliyoruz. Modül olduğunca küçük, hafif ve az bir akımla çalışıyor. Yaklaşık 45-50 miliamperlik bir akımla çalışıyor ki bu gerçekten böyle pille bu modülü beslediğinizde uzun bir süre pili şarj etmeden veri alabileceğiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Bu modülümüz 3 volt ile 5 volt arasında bir gerilimle çalışabiliyor. Ayrıca 2,5 metreye kadar hassas konumlandırma yapabiliyor. Şimdi bağlantısına geçelim. Bu modül geliştirme kartımızla UART arayüzüyle haberleşiyor. Yani RX ve TX pinleriyle haberleşiyor. Ben bu projede NodeMCU kartı, yani ESP8266 kullanacağım. Siz Arduino kullanacaksanız o da olur. Şimdiki birazdan paylaşacağım kodu direkt Arduino'ya da yükleyip bu modülü çalıştırabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken RX ve TX pinlerini Arduino'ya göre ayarlamak olacaktır. Modülümüzün 4 adet şurada pini var. Bunlardan 2 tanesi VCC ve GND. Diğer kalan 2 pin ise RX ve TX pini. Modülümüz buradaki ESP kartıyla RX ve TX pini üzerinden haberleşecek. Ben şu şekilde bağlantılarımı yapıyorum. Şu an ESP kartıma da güç geliyor arkadaşlar. Bakın, fark ettiyseniz şu an buradaki LED'imiz yanıp sönmedi. Yani şu an güç olduğu halde yanıp sönmüyor. Şu an uydu arıyor ve bağlanmaya çalışıyor. Bağlandığında da buradaki LED'imiz yanıp sönmeye başlayacaktır. Şimdi yazılım kısmına geçiyoruz. Biraz da yazılımdan bahsedelim. Projemizde 2 adet kütüphaneye ihtiyacımız var. Yazılımsal olarak RX ve TX pin atayabilmemiz için Software Serial Kütüphanesi. Ayrıca GPS modülünü kullanabilmemiz için TinyGPS Plus Kütüphanesi. Bu alt satırları açıklamıyorum arkadaşlar. Zaten yorum satırı olarak hangi satırın ne amaca hizmet ettiğini, ne için kullandığını belirttim. Bizim için önemli olan kısım loop döngüsü. Bu döngü içerisinde bazı komutlar var arkadaşlar. Bakın, seri ekrana bazı bilgileri göndermişiz. Mesela burada enlem olarak bulunduğumuz konumu enlem olarak almak için
bu fonksiyonu kullanıyoruz. Boylama almak için de bu fonksiyonu kullanıyoruz. Aynı zamanda işte hızımızı belirlemek için bu fonksiyon, deniz seviyesinden olan yüksekliğimizi belirlemek için bu fonksiyon, aldığımız bilgilerin doğruluk yüzdesini belirlemek için bu fonksiyon, ki bunun arkadaşlar 2'den düşük olması lazım. Yani buradan elde ettiğiniz değerin 2'den düşük olması gerekiyor. Bağlandığınız uyduların sayısını bu fonksiyon ile alıyoruz. Buradaki satırlarda arkadaşlar mesela şurada year demiş, yani bulunduğumuz yılı alıyoruz. İşte ay, gün, saat, dakika ve saniyeyi alıyoruz. Kullanımı gayet basit arkadaşlar. Gayet kolay. Örnek verecek olursak buraya bir değişken atayıp bunun ismini de ay dersek, karşısına hemen neredeydi orası? Bu kodu yazarsak arkadaşlar, artık bizim buradaki ay değişkenimizin içinde bulunduğumuz ayı biz atamış oluyoruz. Yani bu şekilde fonksiyonları kullanabiliyorsunuz. Buradaki fonksiyonlardan başka olarak Tiny Plus kütüphanesinin diğer fonksiyonlarını da alt tarafa yazdım. Siz de buradan projenizin özelliğine göre istediğiniz fonksiyonu kullanabilirsiniz. Şimdi kodumu ESP8266'ya yükledim. Hemen seri monitörü açıyorum. Konum bilgisi okunuyor dedi ve her saniyede bir bilgileri almaya başladık. Burada daha güzel bir bilgi okuyabilmek için önce şurayı bir durdurayım. Evet, bakın. Enlem olarak bu ve boylam olarak bu konumdaymışım. Yani şu enlem ve boylam bilgisini Google haritaları girdiğinizde benim evi bulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Hatta birazdan gireriz. Burada bulunduğumuz hızı 0.09'muş. Rakım 21 metre olarak ölçmüş. Burada HDOP 0.86 yazıyor ki bu gerçekten iyi bir değer. Bu değerin normalde 2'den düşük olması lazım. 0'a çok yakın bir değer. Uydudan iyi bir şekilde bilgileri okuyabiliyoruz arkadaşlar. Şu an modülümüz 10 tane uyduya bağlanmış. 10 uyduya bağlanaraktan bu bilgileri bize verdiğini söylüyorum. Şurada normalde tarih, saat, dakika bilgisini görüyoruz. Ama burada bir sıkıntı olmuş herhalde. Hemen bir alt satıra geçiyoruz. Alt satırda bize vermiş. Burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın burada bizim okuduğumuz bilgi UTC, yani evrensel saat olarak nitelendirebiliriz. Nereye gidersiniz, dünyanın neresine gidersiniz gidin, bu UTC sabittir. Biz Türkiye olarak konuşacak olursak bu saatin üzerine 3 saat daha eklediğimizde bizim şu anki güncel saatimizi elde etmiş oluyoruz. Mesela şöyle yapalım. Şu an 11.49.22 gösteriyor bizim saatimiz. Ama bilgisayarın sağ alt köşesinden baktığımızda 14.49'muş. Yani 3 saat geride kalıyor bu. Buna, bu saate biz artı 3 eklersek şu saati elde etmiş oluruz. Hatta gelin ekleyelim. Onda nasıl yapacağımızı gösterelim. Burada saat bilgisi neredeydi? Şurada. Biz buraya artı 3 dersek, bunu da parantezler içerisine alalım. Herhangi bir hataya sebebiyet vermemek için. Bu kodu tekrar yüklüyorum. ESP'nin sevmediğim yanlarından birisi arkadaşlar. Kod yükleme uzun sürüyor. Arduino'ya göre biraz daha uzun sürüyor. Kodumuz yüklendi arkadaşlar. Hemen buradan seri ekranımı açıyorum. Evet, şu an zaman bilgisini okumaya başladık. Gördüğünüz gibi artı 3 ekledikten sonra bakın 14.51.37 diyor. Saatime bakıyorum. 14.51. Gerçekten doğru zamanı şu an yakalamış olduk. 3 saat ekleyerek. Hatta şu enlem boylam cinsini bir Google haritalara girelim. Yapmamız gereken şu. Buradaki enlem bilgisini kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım ve şimdi de boylam bilgisini kopyalayacağım arkadaşlar. Bir boşluk bıraktım. Boylam bilgisini kopyaladım ve Enter'a bastım.
Evet, şu an şurası benim durduğum yer. Gerçekten doğru bir şekilde konumu saptamış. Buradan da bunu anlıyoruz. Modülün kullanımı bu şekilde. Aklınıza takılan bir şey olursa yine yorumlar kısmından veya mail yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, modülümüzün üzerindeki LED birer saniye aralıklarla yanıp sönüyor. Gördüğünüz gibi bu yanıp sönmesi şu anlama geliyor: ben uyduya bağlandım, uydudan bilgileri okuyorum. Artık benden konum, hız, irtifa, bağlandığı uydu sayısı gibi verileri çekebilirsin diyor. Bu videomuz böyle olsun. Bu videoda GPS modülünün nasıl kullanıldığını ve programlanmasını, örnek test kodunu inceledik. Bu tarz videoların gelebilmesi ve bana destek olmanız adına kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki projede buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.